Canan, öz şefkat senin dünyanda nasıl yaşıyor? Ne demek? Ne demek? Yani bunu anlamam bayağı uzun zaman sürdü, zaman aldı. Geldiğim nokta sanki kendi acıma karşı duyarlı olmak. Yani o acıyı fark etmek ve o acıyla yüzleşmek gibi bir şey. Ve ondan sonra da kendime sormak, yani nasılım Canan? ve nasıl birine, böyle sevdiğim birine nasıl davranıyorsan kendime de öyle davranmak. Ben bugüne kadar hep karşı tarafa şefkatli olmayı biliyordum. Hep öyle öğretilmiş bana, yani hep şefkatli ol, şefkatli ol. Hep karşı tarafa verdiğim bir şeydi. Ve böyle ılıcık, yumuşak, tatlı tatlı. Ama kendine şefkatli olmak da bayağı cesaret isteyen bir şey. Çünkü orada bir acı var ve acıya bakabilmek, yani bugüne kadar böyle ha dediğim şeye yüzleşince, o zaman işte iletişimin verdiği güçle, hani o duygularımızdan kaçmayalım. Burada tam uyuyor bence. Evet ya, orada bir acı var. Ay, bu acı, merhaba acı gibi bir yerden böyle şefkate bağlanıyorum. Ben o zaman böyle kafamda daha iyi oturmaya başladım. Sana bir şey ifade etti mi? Etmez mi etti? Şey düşünüyorum. Yani kendi içinde her ne varsa ona merakla bakmak gibi bir şey mi? Evet, merak etmek. Böyle acıyı bastırmak yerine belki bazen düşüncelerle bastırıyoruz. Acıyı bastırmak ya da duyguları bastırmak yerine onları sanki dahil etmek gibi, hayata dahil etmek ve onlarla birlikte yaşamak gibi. Aynen öyle, kabul etmek gibi. Yani Kabul. her halimle kabul ediyorum seni. O acınla da kabul ediyorum gibi. O yüzden merak etmek deyince oradan tabii empatiye bağlanıyorum. Empatide de merak çok önemli adımlardan biri. Kendini de merak, ne oluyor sana Canan deyip merak etmek. Sanki kendine empatiyle farkındalığın birleşmesi gibi. Yani orada bir şey fark ediyorsun ve kendine empati yapmaya başlıyorsun. O zaman o halinin tümüne bir şefkat geliyor. Öz şefkat geliyor. Diğer türlü kendimizi acımasızca yargılıyoruz. Yani kendimizi yeterince iyi olmadığımız için, mükemmel olmadığımız için, işte niye bunu yaptın, devamlı böyle döven bir yerden bir dakika ya dur, ne oluyor? Sen bunları niye yapıyorsun ha giderken, ki o merak çok değerli. Çünkü öbür türlü aynen o, yani dövmek de kendini yargılamak da bir şekilde bir strese yol açıyor sende. Orada da aynı, hep bu işte öğrendiğimiz şey, savaş kaç moduna giriyoruz. Ya savaşıyoruz, gene kendimizi yargılamaya devam ediyoruz. Ya da kendimizi tecrit ediyoruz. Hiçbir şey olmamış gibi davranıyoruz belki de bazen. Şimdi sen bunları anlatırken benim de kendi hallerim geliyor. Duygusu geldi önce içime. Çok ilginç. Bana öz şefkat benim içimde nasıl yaşıyor diye bakmaya başlıyorum. Böyle hatıralar geliyor aklıma. Mesela hayatımın çok önemli bir bölümünde ben kendimi analiz ettim. Yani teşhisler koydum kendime. İşte kitaplar okudum. O kitaplardan öğrendiğim ne? İşte ben şöyleyim, şu öyle olmuştu, onun için böyleyim. Bir böyle psikiyatr gibi ya da bir böyle tepeden bakan biri gibi kendime yüksekten baktım ve kendimi yargıladım ve analiz ettim. Mesela öz şefkat ne değildir dediklerinde öz şefkat kendini analiz etmek değildir. Geliyor bana. Ya da öz şefkat ne değildir dendiğinde kendini yargılamak değildir. Ve bunu fark ettiğimde böyle yavaşlıyorum. Çünkü şeyi fark ediyorum. Daha ben hiç bilmediğim, yani
tam olarak dünyayı algılamaya başladığım bir dönemde, dünyayı bilmediğim bir zamanda herhalde oluşmuş iç sesler var kafamda duyduğum hala. Bunu şiddetsiz iletişimle çalışırken tetiklendiğimde fark ediyorum. Bugüne ait olmayan sesler oluyor. Yargıçlar var kafamda yani. Öz şefkat yargıçlara inanmak değildir. Geliyor bana. Evet, dedin çok güzel yani kendini yargılamak değildir dedin. Aynı zamanda kıyaslamak da değildir işte yani bu değil mi? O Aynen ben böyleyim. Yani ilk önce galiba bir fark etmek ya ne oluyor ya merak edip bir kendine bakmak. Orada gelen o kaynak genellikle daha önceden gelen yani çocukluğumuzdan gelen bir takım acılar da olabiliyor veya öğrenilmiş bilgiler de oluyor. Yeteri kadar iyi değilim. İşte ben mutlu olmayı hak etmiyorum. Ben sevilmeyi hak etmiyorum gibi bir takım böyle düşünce kalıpları da oluyor bazen. İnsan onları duymamak için de kendine şefkatten uzaklaşıyor. Yani oradaki acıya kendine karşı duyarlı olmak ve kendine en yakın arkadaşın, en çok sevdiğin kişi gibi dönmek, bakmak bana şey geliyor, mantıklı geliyor ama orada da hani şefkatliyim, çok şefkatliyim. Oradaki şey de biraz cesaretli de olmak yani orayı da merak etmek. Hani çok şefkatliyim, pamuklara sarayım seni'den birazcık daha farklı bir şey olarak düşünüyorum. Ben beni böyle eylem yapmaya da götüren bir şey. Şefkatliyim ve bununla ilgili de hani bunun da farkındayım. Burada bir şey var ve ben bunu elimde tutuyorum. Hani gözümü kapatmak gibi değil, yani gözümü açmak gibi bir yerdeyim sanki. Uzun zaman ben onu biraz daha tersini yaptım. Yani evet şefkatliyim. Hani oraya bakmayayım da. Anladın mı? Şefkatli durayım. Oraya bakma cesaretini anca yeni gelebildim yani öyle değil. şey gibi, hani böyle kendi pamuklara sarmak hakikaten değil benim de dünyamda. Kendini önce görmek galiba. Biz hep şiddetsiz iletişimde görülmek istiyorum filan dediğimiz görülme ihtiyacı. İngilizce bilenler için to be seen. Bu ihtiyaca baktığım zaman ben hep başkalarını görmek ya da başkaları tarafından görülmek gibi algılıyordum uzun süre. Sonra bir gün şeyi fark ettim. Ben kendimi görüyor muyum? Görmek gerçekten kendimi hayata hizmet eden eylemlerimle görüyor ve kutluyor muyum? Ve fark ettim ki Canan, hayır. Tam demin söylediğin gibi içimde şey var. Zaten görevini yapacaksın sesi. Artık nereden kaldıysa o kadar güçlü ki iyi yaptığım şeyler, yani tırnak içinde benim için iyi olduğunu düşündüğüm yaptığım şeyler zaten yapmam gerekenler. Hep kendimi yapamadıklarımla gören bir şey vardı içimde. Burada kendini mükemmel olmayan halinle görmek, olduğun gibi kendini görüyor musun? Benim şefkat kapımı açtı. Kendine Aynı. tanıklık etmek gibi değil mi? Yani kendine tanıklık etmek gibi. Ya şey gibi işte, demin söylediğin gibi çok yakın bir arkadaşının şeyini bilirsin, tatlı ve sana tatsız gelen taraflarını bilirsin ve her ikisiyle kabul eder, bağrına basarsın. Ve eğer gerçekten bağlantın iyiyse o insanla, hakikaten bir bağlantı akışı varsa geri bildirim verirsin. Yani dersin ki görüyorum şudur budur. Şöyle mi böyle mi? Yani geri bildirim verecek kadar sevmek de mümkün. Eğer hediye duygusu varsa. Ama bana öyle geliyor ki bu ödül ve cezayı şiddetsiz iletişim yolculuğunda hani ilk günden itibaren duyuyoruz ödül ve cezanın nasıl bir şiddet yarattığını. Fakat kendime şefkatle ilgili baktığımda da kendime şefkat kendimi övmek değildir. Geliyor bana şimdi.
Yani kendime ay ben ne kadar şahane bir insanım, harikayım demek değildir. Yine böyle çok mütevazi bir yerden. Bir insan olarak dünyaya geldim ve bu dünyaya katacak hediyelerim var saygısıyla. Dünyaya duyduğum saygıyla. Dünyaya duyduğum şükranla bu dünyanın bir parçası olan bir insan olarak kendi hediyelerime saygı göstermek sanki kendime şefkat. Ay, oradan ben de hemen katılmak istiyorum. Gerçekten keyifle o hayatı kutlamayı da fark etmek. Yani hayatındaki olumlu, olumsuzlukları da görüp ama olumluları da görüp onları kutlamak, şükretmek, takdir etmek gibi. Ve orada da yani büyük resmi de görmek. Dünyanın ve yaşadıkların yani o küçük şeyinden çıkıp büyük resmi görebilmek de bana böyle şefkatli, kendine şefkatle ilgili şey geliyor. Yani orada duyguları bastırmadan ama o duyguların veya düşüncelerin, yargıların işte gelip geçmesine izin vermek. Onların peşinden gidip onları kovalamak değil de gerçekten onları da olduğu gibi kabul etmek. Orada da yapılabilecek en güzel şeylerden biri şükran çalışması. Yani basit şeylerden başlamak belki. Bu sabah uyandım, ayağımı yere bastım, perdeyi açtım, güneşi gördüm, yaprağın düşüşünü gördüm. Yağmurun yağmasının sesine şükran duymak. Ne bileyim ben aynada kendine gördüğün zaman, gördüğün zaman işte ne bileyim saçına yani küçük küçük şeylere bile şükran duymak. Senin zaten büyük bir şeyin parçası olduğuna, o büyük resme de şükran duyuyorsun sonra. Yani oradan zaten o senin, o sensin bütün her şey. O yüzden büyük resim de bana çok manalı geliyor. O yüzden başımıza gelen güzel şeyleri düşünmek, onları yazmak belki de hani öz şefkati geliştiren, büyüten şeyler. Ve kendi kaynaklarımızla yani senin özelliklerini de fark etmek. Yani sen belki çok iyi bir yazar değilsin ama farklı bir şeyin var, farklı bir özelliğin var. Belki çok güzel konuşamıyorsun ama belki bazı insanlarla daha farklı bir şekilde bağlantı kurabiliyorsun. Yani kendinin kuvvetli olan noktalarını da fark etmek ve onları takdir etmek. Dediğin gibi bunlarla bazı şeylerle övünmek ben şöyle mi böyle diyeyim ama sen kendi kaynaklarımız diyoruz değil mi? Onları fark etmek. Onları takdir etmek, görmek, şükretmek. Ya şimdi içimde bir edebiyat meraklısı şöyle bir hikaye yazmaya başladı. Yaz bakayım. Şöyle bir şey geliyor gözümün önüne. Bu aile diziminde kullanılan bir yöntem vardır. Yani arkaya atalar dizilir. Şimdi şeyi düşün Canan, şu an sen orada oturuyorsun ve ben burada oturuyorum. Ve bizim burada oturduğumuz ana kadar arkamızda annemiz ve babamız var. Onların arkasında onların anneleri, babaları, onların anneleri, babaları. Ve biz birer birey olarak buraya oturduğumuzda insanlık tarihinin yarattığı birer canlıyız. Ve bunca insanın yaşadığı ve hayatta kaldığı bir akışla buraya geldik ve karşılıklı oturduk, konuşuyoruz. Bunu ne sen yaptın, ne senin başarın, ne ben yaptım, ne benim başarım. Bu dünyanın, bu canlı hayatın, bu mucizevi gezegenin içinde bir yerde biz hayat bulduk. Ve bu hayat bulduğum yerde ben tekamül ediyorum. Sen de tekamül ediyorsun. Ve birlikte tekamül ediyoruz. Ve biz sıradan insanlarız. Ve bu sıradan insanlar olarak eylemler yapıyoruz. Yani işler yapıyoruz, bir şeyler yapıyoruz ve bunun içinde insan olduğum için bazı şeyleri hayatı zenginleştirecek biçimde yapmaya çalıştığımda oluyor. Bazen de olmuyor. Burada deniz olarak ya da canan olarak değil de o hani kocaman arkamızdan gelen o ırmağın içinde bir küçük damla olarak kıymetli olduğunu bilmek.
Ben hayat ırmağında bir damlayım, sen hayat ırmağında bir damlasın. Ve biz bu ırmağın birer damlası olarak bu ırmağın niteliklerinden minicik taşıyoruz. Ve tam bu nedenle çok kıymetli herkes. Sen de, ben de, diğer insanlar da gibi bir hikaye oluyor içimde. Şey geliyor bana Canan. Sıradan insanlar olduğumuzun farkında olarak ama insanlığın ve canlı hayatın, sadece insanlığın değil, bu gezegenin içinde bir hayat olduğunun bilinciyle, buna saygı duyarak, buna şefkat duyarak, buna kıymet vererek kendime şefkat. Yoksa Kabulle. ha, Kabul, kabul, kabul. kabul ve hani hiç kendimi övmeden ve yermeden. Çünkü ben kimim ki kendimi yeriyorum? Ve ben kimim ki kendimi övüyorum? Ama ben bir insanım, yaşıyorum. Bir insan olarak bu hayatta varım. Gibi bir şeyler geldi aklıma. Evet, o benim de hoşuma gidiyor. O büyük resim deyince benim için de böyle hepsini alan bir şey o büyük resim, yani birbirimize bağlar. Ve sen buraya gelme noktana neler sebep oldu, kimler sebep oldu, onlara da takdir etmek, şükretmek gibi bir şey. Ama bazen mesela düşünüyorum yani sanki öz şefkat kendine zarar veren şeyleri de yapmamak gibi. Yani o yüzden farkındalık çok önemli. Bazen kendine zarar veren şey yapmaya devam edebiliyorsun. İşte ne bileyim, çoğumuz sigara içmeye devam ediyor. Halbuki sigara ne kadar zararlı bir şey. Üzerinde artık şey ölüm yazıyor yani. Ona rağmen sigara içmeye devam edilebiliyor. Ne oluyor da insan kendine zarar veren bir şeyden öz şefkat orada nereye gidiyor acaba? Onu merak ediyorum yani. Bazen yemekte de aynı şey oluyor. Yani yemek senin sağlığına zarar veriyor ama yemek yemeye devam ediyorsun. Orada bir farkındalık, sanki orada başka ihtiyaçlar da ortaya çıkıyor. Yani o özellik ihtiyacı da, yani ben kendi kararlarımı kendim veririm. Kimse bana sigara içme diyemez gibi bir yere mi gidiyor insan? Ne oluyor? Yani orada öz şefkat, öz sevgi bir yerde kayboluyor. Başka bir ihtiyaç sanki geliyor, onun yerine geçiyor gibi. O yüzden fark etmek belki. Yani ben kendime zararlı olan neler yapıyorum, değil mi? Belki dişini böyle çok kuvvetli fırçalıyorsundur. Veya tıka basa yiyorsun, sonra miden ağrıyordur. Ya bunlar da kendine zarar veren şeyler. Yani küçük küçük de olsa. Belki orada fark etmek veya benim neye ihtiyacım var? Yani gerçekten benim neye ihtiyacım var? Bu artık hayatımızın böyle bir mottosu gibi. Yani ne oluyor bana ve neye ihtiyacım var? Ben sana çok şeffaf bende olanı söyleyeyim, belki dinleyenlere de katkıda bulunur. Şimdi Gabor Mate, bu travmaların bizim hayatımızı nasıl etkilediğini, bedenimizi nasıl etkilediğini anlatıyor. Aynı zamanda bağımlılıklara nasıl sebep olduğunu da anlatıyor. Hep ben onun söylediklerini kendime çok faydalı buldum ya. Yani kendimi anlamakta bana faydalı oldu. Ben sigara içiyorum ve çok küçük yaştan beri içiyorum. Ve benim sigara içişim çok ağır bir şiddet eylemine 13 yaşında tanıklık ettiğimde o gece başladı. Yani ben o gece bir komşumun bana sigara vermesiyle, ne yapacağını bilemediği için şiddete tanık olmuş bir çocuğa bir sigara verildi ve ben o sigara içmeye o gün başladım gerçek olarak. Ve sigara benim hayatımda hep oldu. Bazen bıraktım, bazen başladım. Ve bence sigara bir bağımlılık, madde bağımlılığı. Yani alkol gibi, işte uyuşturucu gibi bir madde bağımlılığı. Yemek yemek gibi. Yemek yemek bazı insanlar için. Şimdi madde bağımlılığı haline geldi. Şimdi iki tane şeyden söz ediyoruz. Bir, hangi ihtiyacı karşıladığından söz ediyoruz. İki, madde bağımlılığından söz ediyoruz. Madde bağımlılığı kısmı 10 günde çözülüyor. Yani deneyimim o. 10 günde ben nikotini bedenimden atıyorum. Ama mental bağımlılık kısmı çözülmüyor. Ne zaman çözülmüyor? Travmayla tam olarak baş edemediğimde.
Tesadüf bu ya. Biz geçenlerde Judy Saruhan'la sohbet ederken şu an niye sigara yakıyorsun diye sordu. Dertli de bir konuyu konuşuyorduk. Yani benim dertli olduğum. Ve birden şeyi fark ettim. Bu dünyadan böyle sanki kopacak gibiyim. Gidecek gibiyim. Ve sanki sigara içersem toprağa basıyor ayağım. Yani bu dünyaya ait kalmaya başlıyorum dedim. Şimdi bu çok travmatik bir yer. Yani belli ki ben kendimi psikiyatrların dissociate dediği, disosiyasyon dediği travmatik bir tepki verdiğimde, yani çok ağır bir şey tekrar tetiklendiğimde içimde kendimi dünyanın dışına atıyorum. Ve sigara beni tekrar dünyaya bağlıyor. Bunu fark ettim. Şimdi bunu fark ettiğimde bu dünyaya bağlanmak için başka ne bulabilirim diye düşünmeye başladım. Ve şimdi hakikaten o süreçteyim. Ve seçim yapacak mıyım? Yani bu madde bağımlılığıyla bunu atacağım hayatımdan ve artık temiz bir ciğerlerime kötülük etmeyeceğim, bedenime kötülük etmeyeceğim. Ve madde bağımlılığıyla baş edip kendim için yeni bir seçim yapacak mıyım? Yolculuğuna çıktım. Şu an bir sonucu yok. Ama şeyi fark etmek çok garip geldi bana. Garip değil de yani böyle hiç bilmiyordum. Yani kendimi resmen dünyadan böyle bu dünyadan değil gibi hissettiğim travmatik bir tepki içinde bulduğumda sigara beni topraklıyor. Bunu öğrenmişim büyük bir ihtimalle de o şiddetle ilgili gecede bana verilen o sigarayla ve oradaki niyetle de hiçbir şeyim yok. Yani bildiği en iyi şeyi yaptı o insan. Kim bilir ne haldeydi. Çocuk Deniz 13 yaşında bunu öğrendi. Evet, işte burada da bence o kendine öz şefkat devreye giriyor. Yani o çocuk Deniz'in, 13 yaşındaki Deniz'in belki acısıyla yüzleşmek veya şifalanmakla ilgili bir yere gidip oradan geri dönmek. Yani bugüne kadar bulduğun stratejinin yerine başka ne konabilir diye düşünmek. Ama tabii sigara içmek, yemek yemek o kadar kolay stratejiler ki. Yani öyle bir özellikleri de var. Ve uyuşturan bir şey. Oraya... Ya ben evet uyuşturan bir şey ve de alıştığım bir şey. Yani hayatında bir şeye çok alışmakla ilgili ve konfor alanı. Şimdi bütün tekamül yolculuğum, yani tekamülde soruyorum kendime. Ben konfor alanımdan çıkıp yeni bir seçim yapacak mıyım? Yapamayabilirim de. Şimdi belki kendime şefkat o noktada şey olabilir. İlk başta hemen sigarayı bırakayım değil de ya ben ciddi travması olan biriyim. Bunu kabul etmek. Çünkü öteki de çok şiddetli. Sen şiddetsiz iletişim eğitmeni oldun hala sigara içiyorsun diyen bir yargıcım da var benim buradan çık çık. Şiddetsiz iletişim polisi konuşuyor. Ben kendimi hala yargılıyor olabilirim. Şeyi kabul etmek yani kırılganlıkla ya hakikaten ben travması olan biriyim ve bu travma benim artık vedalaşmak istediğim bir şey mi? Çünkü bazen travmayı da bırakmak. Yani çünkü travmayla yaşa 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 ondan sonra bütün sorumluluğu hayatında olup bitenin travmaya yükle. Yetişkin biri olmuyorsun. Ben şimdi bilinçli olarak bunu görüyorum, bırakıyorum ve yeni bir yani yetişkin olarak kendi seçimlerimi yapacağım. Ama bu süreye kadar da travması olan biri olduğumu görebilir miyim? Tam şey kendimi olduğum gibi kabul edebilir miyim? Mükemmel olmayan halimle, sigara içen halimle. Çünkü galiba olduğum gibi kabul edemezsem kendimi, yine kendime eziyet edeceğim. Yine diyeceğim ki sen ne biçim şiddetsiz iletişim eğitmenisin, sigara içiyorsun. Evet, işte o yargılar gelecek muhakkak. Yani yargıları duymamazlık da gelsinler ve gitsinler diye duyuyorum ben de. Ben de kendime hep şey söylüyorum. Yani seni seviyorum, seni sen olduğun için seviyorum. Yani başka hiçbir nedeni yok.
Ama işte oradan dediğin gibi, ama şöyle de olsaydın, böyle de yapsaydın, bilmem ne de yapsa, o gelen şeyleri de görmek, belki gülümsemeye başladım eskiden, belki kaçıyordum o diye. Şimdi gülümseyerek bakmak o yargılara bana iyi geldi. Daha böyle kendimi güvende hissediyorum belki. Ve kendi hep takdir ve şükrana gene geleceğim. Çünkü beni kurtaran şey oldu. Yani kendi kaynaklarıma dönmek ve kendi kaynaklarıma dönünce oradaki o şükran kaynağı bana, ay evet ya, şükrediyorum. Kendime de şükrediyorum. Bu halime de şükrediyorum. Ben olduğum için şükrediyorum gibi bir yere gidiyor. Ya bu öz değer, öz şefkat, kendini kabul gibi bu öz sülalesi diyorum ben. Öz saygı, öz sülalesi, öz saygı, öz şefkat, öz kabul, öz sevgi. Bu öz sülalesiyle ilgili şiddetsiz iletişimde ilk büyük hediyeyi ben seninle birlikte katıldığımız yıllık programın sonunda şeydeydik, Kaş'ta. Hatırlıyor musun? İnzivadaydık. Ha, kabak göründü mü? Kabak köyünde. Ve son gün Vivet bütün grupta şey yaptı. Herkes birbirini, yani herkesi, yani şöyle bir şeydi. 8 kişiydik. Galiba bir kişi de katılmamıştı. 7 kişiydik. Artı Vivet vardı. 7 sene öncesini söylüyorsun. Bravo. Herkes tek tek övmedi ama. Övgü değildi. Tek tek gözlem, duygu, karşılanan ihtiyacı söyleyerek takdir vermişti. Ve ben o çemberi mesela kendimden şüpheye düştüğümde, kendimi yargılamaya başladığımda hep o çemberi hatırlıyorum. Bana çok büyük destek oldu öz değer, öz kabul, öz şefkat konusunda. Şiddetsiz iletişim, takdir Ren'in de bir gücü var. Yani şükran diyeyim ben. Takdir dendiğinde biraz eşdeğerlikte emin olamıyorum hala. Veya kendine teşekkür etmek veya başkasından teşekkür edildiğini duymak. Hani takdir deyince bazen insanların kafası da karışıyor. Onu da fark Evet, ediyorum yani ben kimim ki seni ama. yani yukarıdan bakayım ve bravo diyeyim. Çünkü biz aferinle büyüdüğümüz için orada da övgü gibi olabilir. Şey söylemeye çalışıyorum. Hani hayata kattığım, zenginleştirdiğim şeylerle ilgili hem kendim hem de başkalarından gözlem duymak ve karşılanan ihtiyaçları duymak da bu yolculukta bana katkıda bulunuyor. Onu demek istedim. Evet, teşekkür ederim. Güzel bir konu. Umarım dinleyenlerin de hoşuna gitmiştir. Kapatalım mı? Evet, bakalım yeni neler öğreneceğiz tekamül yolculuğunda. Evet, herkes sağlıklı olsun, mutlu olsun, güvende olsun. Hoşça kalın. Hoşça kalın.